Fabrikaları yani. Keşke daha farklı bir yere, yani böyle doğanın olmadığı, yeşilliğin olmadığı bir yere yapsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Yani fabrikalar kurulurken yol, ulaşım, ihracat, ondan sonra ekonomiyle bağlı yapılır. Fabrikaya gidersin, ondan sonra dağların başına yaparsın, hiçbir anlamı olmaz. O insanları götüremezsin, altyapı götüremezsin. Hani bunları biz istemiyoruz, devlet yönlendiriyor. Yani biz istediğimiz yere gelip ben öyle olsa giderim, Adapazarı'nın tam merkezini isterim yolun dibine. Devlet yönlendiriyor da, devlet dediğinde doğayı bozun demiyor. Biz de yapalım demiyor, siz istemiyorsanız. Çok samimi duygularınızı, düşüncelerinizi açıklarınız için size teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şirket çalışanı olarak biz bunu duymak istiyorduk. Evet. Önemli olan bunu idrar edelim. Teşekkür ederim. Ama şunu da bakın ben söyleyeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Başbakan buralarda ülke ekonomisinin en büyük açık verdiği bir dönem. Ona itiraz, buna itiraz edersek bize bir gökten para da yağmayacak. Bugün Güney Kore, Çin, Avrupa hepsi belli bir bölgelerde sanayiyle buradaki talebeler var. Hepimiz artık köylünün parası doğayı kirleterek mi yapacağız? Doğayı kirleterek mi yapacağız? Bakın kirletmiyoruz demeyin. Çimento fabrikaları ben yaklaşık bir hafta önce Sudan'dan geldim. Altın işleten bir fabrikanın onlar çok kötü. Onlar bakın yağmur gibi havada toz bulutu. Yani yağmur gibi toz bulutu. Bu toz bulutu rüzgarlar vasıtasıyla yayıldığını düşünün. Bakın yüksek noktada bir çimento fabrikası yaptık. Rüzgarlar vasıtasıyla yayıldığını düşünün ve yağmurlarla nemle bunun toprağa indiğini düşünün. Yani bunun en basit örneği bu ya. Yani ben söylüyoruz bu işlerin kanuni ve ondan sonra nizami. Siz diyorsunuz ki bize bunu devlet bizi buraya gönderdi. Biz devletle devlet de mücadele ederiz. Devlet gönderdi demiyorum. Biz gizli kapaklı bir şey yapmıyoruz. Devlet bir fabrika. Devlet sizden aldı. İtiraz ederse eğer devlet kabul biziz ederse ya. Devlet biziz ya. Devlet üreten biziz ya. Neden onlarda nüfus bitmiş artık gelişim yok. Enflasyon 15 sene önce %2,5'tu Almanya'da. Ama senin bir evin var ikinci katını yapıyorsun. Üçüncü katını çünkü Türkiye'de köşke biz de o durumlara gelsek hiç ev yapmasak. Çünkü bu yıl aldığın seni iki katına çıkıyor. O yüzden yapayım diyorum çocuğum var gelince nüfus artıyor. Elgin Bey biz... Yollara ihtiyaç. Köprüler, tüneller yapıyor devletimiz. Engin Bey, son bir şey söyleyeceğim. Biz size şirket olarak yardımcı olacağız. Evet. Pardon, bir dakika, bir şey daha söyleyeceğim. Biz BİMER'e, Cumhurbaşkanlığı'na, tüm vatandaşlar olarak hepimiz dilekçe yazacağız, size yardımcı olacağız. Yapılmamasıyla ilgili. Yani ben çalışanıyım, bana söylemeniz biz buraya yok. Sizler gibi izlemeye geldik. Şimdi arkadaşlar. Niye geldin çalışanın zamanı? Arkadaşlar. İzleme için geldin de. Herkesin BİMER'e, Cumhurbaşkanlığı'na internet sayfasından yazma hakkı var. Vatandaş olarak internete giremeyene yardımcı olsun. BİMER Cumhurbaşkanlığı sayfaları hepimize açıktır. Bugün yarın yağmur gibi geyveliler olarak BİMER'e ve Cumhurbaşkanlığı'na da yazılarımızı, dilekçelerimizi, şikayetlerimizi iletelim. İnanın dikkate alınacaktır. Bu eylemin sonrasında durmak yok. Mücadeleye devam.